siyah bir şey var burada. Oha, siyah bir şey mi? Aa, insan gibi konuşuyor. Kızım, sen iş misin, sipariş misin? Ne diyorsun ya? Merhaba siyah şey. O elindeki nedir? Bu mu? Kaval mı? Yok yok, onu biliyorum. Öbür elindeki kavala benzeyen şey. Aa, o mu? Kabat kimi hani, öyle diyelim. Çalmak ister misin? Evet. Ve ağanın dünyalar güzeli kızı çobanın kabak kemanesini saatlerce çor çor çalar. Ya yeter be kardeşim. Keçeye döndü ya. Oy, bir kere daha ne olur siyah şey hadi. Lan bana bak, siyah şey deyip durma. Çobanım ben ya. Bu arada sen kimsin? Ben ağanın kızıyım. Ben şimdi ağanın kızını. Ey vay. Yuttuk ya. Hadi siyah şey, hadi. Bir kere daha çalayım kabak kemaneni. Olmaz. Akordu bozuldu. Sen canım gel. Yeni çalarsın. O sırada iş, emek, özgürlük davasına Mezopotamya köylülerine kadar gelmiş idealist devrimciler bir mağarada üs kurup köylere dağılarak civardaki bütün mağaraları bünçlendirmek için etrafa dağılmışlardır. Arkadaşlar, Karl Marx ile Friedrich Engels'in ne dediği gibi yani bu durumda yani... Arkadaşım, yalnız Marx ile Engels sevgiliydi diyorlardı, doğru mu? Engels gil, Marx gile çakıyormuş. Oha köylüye bak. Adam bizden daha hakim mevzuya ya. İdeolojiyi kapmış, magazinini biliyor. Arkadaşım yok öyle bir şey. Devrimciyi laf edersin. Şimdi dostum, sen bize diyorsun ki üretimden gelen gücünüzü kullanın da... Akşama kadar tarlada bel sallıyoruz biz. Gücümüz kalmıyor ki. Oturduğunuz yerde laf uydurmayın kardeşim. Şimdi köylü arkadaşlar, üretimsel sürecin devrimsel skalasında tercimsel kaygılardan uzak eğitimsel iz düşümcülüğü yaklaşımla çözümle... Ne diyor la bu? Ecdadımıza küfür edeyi. Vur ula, vur ula. Daş yok mu la daş? O gece bütün halkı iş, emek, özgürlük bağlamında bilinçlendirmek için civar köylere dağılan devrimciler mağarada bir araya gelmişler. Liderleri bir taşın üstüne çıkmış. Arkadaşlar, yoldaşlar, halkımız bilinçlenmek istemiyor, çok affedersin. Bunların tek derdi yiyip içip Honduras. Marx'ı engelsi bundan sonra dağılalım. Bu toprakta devrim mevrim olmaz. O gece kızında bir değişiklik olduğunu fark eden anası A'ya durumu anlatmış. A kızını çağırtmış. Babey, beni çağırmışsın. Otur hele. Bana bak, sen bugün dışarı mı çıktın? Evet babey. Dışarıda ne ettin? Çobanı gördüm baba. Hangi çobanı? Siyah çobanı. Ha s***. Komple mi gördün yoksa bir kısmını mı? Hatırlamıyorum babey. Sadece bir şey unutamayayım. Neyi unutamıyorsun? Çobanın babalığını. Ha s***. Çobanın kavalı mı? Tarif et bakayım şu kavalı. Bile siyah. Tamam yeter, Allah bilacını vere. Unutacaksın çobanın kavalını. Babey, unutamayayım babey. Çobanın kavalını unutamayayım. Arkadaş, şehirde tüpçü, sütçü, kırsalda çoban. Bir rahat huzur yok, nedir bu ya? Ağam, misafirlerim vardır. La yine ne var ya? Arkadaş kapıyı gören gili. Ağalık vermek olur değiller. Ama bu nedir ya? Ağalık vermekle olur değiller. Hep arkandan geçirirler. Babey ben de ağa kızıyım. Ben de verem mi? Hah, bir bu eksikti, Allah bilicini vere. O sırada köy civarında devrimcilerin gazına gelen Kalın Samet adında bir maraba dağa çıkıp eşkıyalığa başlar. Yol kesip haraç almaktadır. Ne yapıyorsun la? Ben Kalın Samet. Bana haraç vereceksiniz. Yalnız Kalın Samet, şimdi sen fakir halka dokunmaman lazım. Yapma ya. Tabii Kalın Samet. Eşkıya dediğin zenginden alır, fakire verir. Hayda. Sen zenginden aldın mı? Aldım ya, çok aldım. Şimdi fakire vermen lazım. Biz de fakir olduğumuza göre bize vereceksin. Ya bu kahramanlık ne zor işmiş ya. Ya öyle kitaplarda yazdığı gibi değildir. Madem zenginden aldın, fakire vermen şart. Biz de fakir olduğumuza göre gel bakalım şöyle çalı dibine. Gördüğünüz gibi bu topraklarda devrim mevrim olmaz. Niye olmaz? Aslında ağasını da marabasını da çok affedersiniz. Çatır çatır. Neyse, anladınız onu siz. Ha, siz şunu sorarsınız. Ağayı da marabayı da götüren kim? Onu da siz anlayın artık.
Thank you.